siz mayınlar alınca ne yaptınız amca? Devlete teslim ettik. Ama teröristler de Turan'ın peşine düştü. Çünkü parasını ödedikleri mayınları alamadılar. Aynen öyle. Ve aynı zamanda sen bizim paramıza çökemezsin. Demek adına. Ama bu Turat Dingil'i hala hayatta olduğuna göre demek ki dokunamamışlar reis. Aslında dokundular. Turan'ın ailesini kaçırdılar. Turan ne kadar şerefsizse teröristler de o kadar şerefsiz. Sonuç ne reis? Sonuç... Turan teröristlerin ailesini bırakmayacağını bildiği için... teröristlerle birlikte aynı mekanda ailesini havaya uçurdu. Ailesiyle birlikte. Sebep? Teröristlerle aynı sebepten. Gözdağı vermek için. Sizden korkmuyorum, ben buradayım demek adına. Vay arkadaş ya, bunlar nasıl insanlar? İnsan aklı almıyor. İnsan değil bunlar kurban. Bunlar insan değil bunlar. İnsan suretine girmiş şeytanlar. Amca bu arada şeytan demişken... bu Vedat Musa'yı Turan'ın yanında görmüş biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Atakan'ı tuzağa çeken Musa. Maalesef güzel adamlar çabuk gidiyor. Cezayir'i de indirebilirdik. Neden bu kadar ağırdan alıyoruz? Cezayir'in o kadar çabuk ölmesini istemiyorum. Ondan. Komutan, bu söylediğinizin aynısını söyleyen o kadar çok adam gördüm ki. Ama hepsi öldü. Fakat Cezayir'i yaşıyor. Demek ki bu adam ağırdan alarak ölmüyor. Sen beni başkalarıyla mı kıyaslıyorsun? Hayır, kıyaslamıyorum tabii ki. Ama bana söylemek istediğiniz bir şey varsa... Ailem Cezayir yüzünden öldü. Ben de Cezayir'i öldüreceğim. Şimdilik bu kadarını bilsen yeter. Ailesini öldüren adamdan her şeyi beklerim. Her türlü kahpelik, şerefsizlik vardır bunların kitabında. Eskiden düşmanlığın da bir raconu vardı. Hasımlarımız bile delikanlıydı. Bir de bunlara bak. Biri oğlunu boğar. Diğeri ailesini katleder. İşin tuhaf tarafı, bütün bunların hepsi için beni suçlu buluyor. Peki amca, 2015'te diyorsun. Bu adam bu zamana kadar neredeydi? Niye şimdi çıktı geldi? Bir ara peşine düştüm ben bunun. Kovaladım. Sonra istihbarat Rusların eline geçtiğini bildirdi. Öldürdüler herhalde diye düşündük. Sonra bir anda ortaya çıktı ya dayı. Reis, madem bu adamın derdi seninle. Söylemeye dilim varmıyor ama. Atakan Başkan niye öldürdü bu herif? Bilmiyorum. Bir planı var. Bir planı var. Peki sence ne amca planı? Bilmiyorum oğlum. Ama öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Peki nasıl yapacağız o işi iki gözüm? Peşinden ayrılmayacağız. Hep ensesinde olacağız. Nereye gittiğini, ne yaptığını, ne yediğini, ne içtiğini... ne düşündüğünü bileceğiz. O da bizim onun kursağına kadar girdiğimizi biliyor olacak.
Şimdi ne yapacağız peki? Benden önceki patronun seni hiç boş bırakmadı galiba. Derman Bey. Çok özel bir insandı. Özel insanlar da ölür Taziye. Madem boş durmayı sevmiyorsun, Atakan da ortadan kalktığına göre işimize bakabiliriz. Abbas, silah üretimini hızlandır. Elimizde her an stoklu ürün bulunsun. Hızlıca nakde çevirebilirim. Ama bütün gözler üzerimizde olacak. Işıl ışıl ışıl diyeceğiz yani. Olsun. Yasak bir şey yapmıyoruz. Ben ne yapacağım? Tam sana göre bir görevim var. Senin sevdiğin türden. Ben bu cihana sığmasam.